Bitso Mekatronik'ten herkese merhabalar. Bugün Volkan Egzoz servisindeyiz. Burada dizel parkur filtreleri yıkama yapıldıktan sonra araçlarda sıfırlama işlemi gerçekleşiyor. Bunun için Autel Maxibus BT609 arıza tespit ve akü testi cihazını teslim ettik. Burada da şu an bir Audi A6 aracımız var. 2.0 TDI motor. Bu araç üzerinde sıfırlama işlemleri nasıl yapılıyor onları göstereceğiz. Cihazımızdan bakabiliriz. Cihazımız buradan Bluetooth'lu. Bluetooth üzerinden zaten VCI BT dediğinde yeşil olarak yandığında Bluetooth'un bağlandığını görebiliyoruz. Buradan arıza tespit işlemlerine giriyoruz. Burada aracımızı otomatik olarak tanıdı. Devam diyoruz. Volkswagen mi diyor, Seat mi, Audi mi? Audi'yi seçiyoruz. Şasemizi gördü. Devam diyoruz. Buradan Audi A6. Devam diyoruz. 2.0 TDI motorumuz. Buradan seçiyoruz. Devam deyip aracın içerisine giriyoruz. Şimdi burada teşhis, sıcak fonksiyon, onarım bilgileri, araç profili vesaire bunlar yazıyor. Bizim yapacağımız işlem şu anda teşhis bölümünde. Burada otomatik tarama dersek aracın bütün sistemlerini tarar. Bunları göstermeyeceğim size. Ben şu an partikül kül miktarı sıfırlama işlemi nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Buradan kontrol ünitesine giriş yapıyoruz. Motor kontrol ünitesi diyoruz. Buradan aracın genel sistem verileri çıktı. Yani ECU bilgileri dediği motor beyin bilgilerini öğrenebiliriz, arıza kodlarını öğrenebiliriz, canlı verileri öğrenebiliriz, aktif test işlemlerini yapabiliriz. Bizim yapacağımız kül miktarı sıfırlama işlemi adaptasyonun içerisinde. Adaptasyona giriyoruz. Burada bize yapabileceği işlemleri gösteriyor. İşte enjektör değiştiğinde bunların kodlarını girme vesaire. Bizim işlemimiz burada kül kütle adaptasyonu diyor. Devam ediyoruz. Şimdi burada aracımızda 15 gram gösteriyor. Biz bunu sıfırlamak için buradan ayar dediğimizde buradan istediğimiz değeri girebiliyoruz. Şu an sıfırlama yapıp sıfır değerini girebiliriz. Şu an devam dediğimizde bizim işlemimize diyor ki online giriş yapman lazım. Güvenlik erişimini açman lazım. Yani bunu şu an sistemi Odis tarzında çalışıyor. Buradan gelip internete bağlı olacak tabletimiz güvenli giriş çevrim içi diyor. Buna tıklıyoruz. Devam diyoruz. Şu an sunucu ile iletişim kuruyor. Biz burada yapacağımız işlem adaptasyon bölümündeydi. Adaptasyona giriyoruz. Güvenli giriş 1, güvenli giriş 2. Bunu ikisini de deneyebilirsiniz. Biz daha önce denediğimiz için güvenli giriş 2 sisteminden biz bunu aktif edebilmiştik. Güvenli giriş 2'ye giriyoruz. Giriş tamam diyor. Buradan devam ediyoruz. Tekrar çıkıyoruz. Adaptasyon bölümüne tekrardan geliyoruz. Buradan kül kütle adaptasyonunu seçiyoruz. Şimdi 15 gram diyordu. Biz bunu sıfırlayacağız. Buradan gelip sıfır değerini giriyoruz. Tamam diyoruz. İşlemimiz tamam. Şu an sıfır oldu. Buradan dilersek canlı veri ekranından tekrardan kontrol edebiliriz buradaki verilerden. Sıfırlanmış oldu yani şu an sistemimiz. Buradan dilerseniz buradan arama da yapabilirsiniz. Veya buradan arama haricinde geri gelip istediğiniz hangi veriyse buradan görüntüleyebilirsiniz. Burada yani Audi grubunda, VAG grubunda özellikle beyin bilgilerinde çok fazla görebileceğimiz değer var. O yüzden yukarıdan aramak bizim için daha mantıklı olacaktır. Şimdi buradan kurum yazabiliriz. Buradan şöyle yazalım. Şimdi kurum yazdığımızda DPF istatistikleri kurum kütle rejenerasyonu sonrasında ölçülen 0 gram yazıyor. Biz bunları sıfırladık. DPF rejenerasyonu işlemlerinizde veya dizel partikül filtreyi yıkadıktan sonra burada arabada beyne de tanıtmanız lazım. Yani o değeri sıfırlamanız lazım. Biz şu an bu işlemi yaptık. Onun haricinde cihaz birçok işlemleri yapar.
Yani ne yapar? Örnek veriyorum. Bu araç üzerinde de gösterelim size. Şanzıman elektroniğinden girip adaptasyonlarını yapabilirsiniz. ABS'den girip arızaları okuyup silip sıfırlama işlemleri yapılacaksa bunları yapabilirsiniz. Yani bunun gibi birçok modülden bu işlemleri görebiliyorsunuz. Burada arabanın bütün beyinlerini görürsünüz. Aynı zamanda buradan gelip geri gelip sıcak fonksiyon işlemlerinde burada araba üzerinde yapabileceğiniz yağ sıfırlamadır, elektrikli partilerin çektirme, ittirme, rejenerasyonlar vesaire bunları görebilirsiniz. Şu an bu arabamızda bir de kilometre sayacından orijinal kilometreleri görüp işlemimizi tamamlayalım. Burada arabanın bütün modüllerinden kilometre beyin bilgilerini sorguluyor. Şu an yaklaşık 6 modülden sorgulayıp bize orijinal kilometreleri verecek. Bu arabada motor kontrol modülüne ve gösterge beynine yazıyormuş kilometreleri. Kilometrelerimiz doğru. İşlemimiz bu kadar. Autel Maxibus BT609 cihazı hem akü testinde hem de diagnostik işlemlerinde çok başarılı bir cihaz. Nitromekatronik olarak bizlerle iletişime geçebilir ve cihazı temin edebilirsiniz. Teşekkürler.